Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi Allah-u Teala her şeyi bir sebeple yaratıyor. İşte ne bileyim, bir insan okula gitmesi lazım. Doktor olabilmesi için tıp fakültesine gitmesi lazım. Veya ürün elde edebilmek için, buğday elde edebilmek için tarlası olması lazım önce. Sonra o tarlayı sürmesi, ekmesi filan lazım. Yani bu sebepler zincirini takip etmesi lazım. Öyle yapmayıp da ya ben dua ederim Allah-u Teala yaratır. Nasıl olsa yaratıcı o değil midir diye sebepleri bir kenara bırakarak dua etse. Ya Rabbi işte benim bir çocuğum olsun şimdi yani bir, şu yanımda bulunsun bir tane bebek olsun gibi. Dua ederim, isterim demek doğru mudur? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken bir şey dikkatimi çekti. Bu Muhammed bin Kutlu Denizlik Hazretleri'nin Müftahı Cennet isimli kitabı var. Hatta İslam Ahlakı ismiyle o Eyyühel Veled kitabı, Müftahı Cennet Mızraklı İlmihal adıyla, o yayınlanmış orada dua anlatılırken. Dua iki kısımdır buyuruyor. Evet, iki kısım. İki kısım. Kavli, fiili diye ikiye ayırmışlar orada. Ehl-i Sünnet alimleri. Kavli, fiili. Benim dikkatimi çekmişti. Orada önce duayı anlatıyor. Dua istemek demektir. Kimden istiyoruz? Her şeyin sahibinden istiyoruz. Dua talep etmek, istemek. Yalvarmak, talep etmek. Allah-u Teala'dan istiyoruz. Orada anlatırken deniyor ki, yeryüzündeki bütün insanlar, Allah'ın bütün isimler. Hepsi Allah-u Teala'dan istiyor. İnananı, inanmayanı, kafiri, Müslümanı, ateisti, masonu, komünisti, deisti, meisti neyse. Hepsi Allah-u Teala'dan istiyor. Allah Allah dedim ya nasıl istiyorlar? İzah ediyor ondan sonra. Ondan sonra diyor ki dua yani istemek iki türlüdür. Bir kavli, bir fiili. Fiili Allah-u Teala sebep yaratmış. Demin sizin anlattığınız hastalandım, doktora gideceğim, ilaç alacağım. Bu bir sebep. Efendim benim toprağım, arazim var. Şimdi gözümle görüyorum. Ben bu toprağı sürersem, ondan sonra ne bileyim ben ilacını atarsam, şunu yaparsam, bunu yaparsam, güzel şeyler aynı şekilde eker, sular, bakarsam, çocuk gibi bakarsam, bana diyor, sebze veriyor, tahıl veriyor, meyve veriyor. Yani veriyor. Buna fiili dua diyor. Fiili istemek bu. Kafirler bunu gözleriyle gördüğü için buna dört elle sarılıyor. Kavliyi bilmiyor. Dört elle sarılıyor. Bu da Cenab-ı Hak'tan istemektir. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ayrım yapmadan bütün kulları için çalışana, emrettiğim sebebe yapışana veririm buyuruyor. Vaadi var. Kafirler de bunu gözleriyle yakinen görüyor. Şunu yaparsam şunu elde ederim diyor. Elde ederim diyor. Şunu elde ederim diyor. Ben bu nehri işte kanal kazarım, şu tarafa aktarır, buradaki tarlaları sularım diyor. Veyahut da motorla bu suyu çıkartır, ta işte dağın başındaki araziyi de sularım diyor. Evet. Bu sebebe yapışıyor. Dağın başındaki o arazisini de suluyor ve netice itibariyle verim alıyor. Dağın başında domates yetiştiriyor, çilek yetiştiriyor mesela. Oluyor mu? Oluyor. Bunu fiilen görüyor. Buna fiili dua denir diyor. Öbürsü de kavli dua. Ağızla yapılan. Fakat bunun şartları var buyuruyor. Bunun da şartları var. Hem fiili olarak hem kavli olarak. Mesela doktora gitmiş, sebebi yapmış. Elini açıyorsun, Allah-u Teala'ya dua ediyorsun. Ya Rabbi şifayı veren sensin. Bu sebeplere şifa ihsan eyle ya Rabbi diye dilinle aynı şekilde dua ediyorsun. Bu da kavli duadır. Fiili duada da, kavli duada da emredilen sebeplerine, şartlarına yapışmak lazım. Fiili duada tarlayı sürmüyorsun, sulamıyorsun. Çok güzel buğday bekliyorum ben. Nasıl bekliyorsan. Değil mi? Olmaz o. Olmaz o. Hatta bir Mesnevi'de anlatılıyor. Şimdi adam birisi önceki ümmetlerde dağa gitmiş. Bakmış bir aslan kükremesi geliyor, sesi geliyor falan. Hemen korkusundan ağaca çıkmış. Çıkmış bekliyor. Aslan ta o ağacın yanına kadar gelmiş.
yakaladığı avı orada yemiş, karın doyunca artığını bırakmış gitmiş. Bakmış ayakları kötürüm bir tilki çalıların altında sürüne sürüne aslanın bıraktığı artığa yaklaşıyor, karnını doyuruyor. Bu da yukarıdan ağaçtan bakıyor. Orada yanlış bir kıyas yapıyor. Ha diyor. Demek ki diyor bir sebebe yapışmadan ben diyor çekilir bir kenara beklersem benimki de gelir. Gitmiş mağaraya kendine göre ibadet yapıyor falan. Bir gün, iki gün, üç gün kapıya bakıyor. Gelen yok, giden yok, ekmek atan yok. O ümmete gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyederek git o ahmak kuluma söyle mağaradan çıkma saçlıktan öldürürüm onu. Benim adetimi değiştirmek mi istiyor? Mağaradan çıksın, kullarımın arasına gitsin, sebebe yapışsın buyuruyor. Ben ezelde öyle diledim. O mağarada öyle kalırsa göndermem buyuruyor. Ha, bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebilir. Ama efendim siz de çeşitli konularda anlatıyorsunuz ya. Cenab-ı Hakk'ın sebepsiz yarattıkları vardır. Tabii. Mesela mucize. Olağanüstü haller yaratıyor. Sebepsiz yaratıyor. Ve Peygamber Efendimiz'in varisi olan Evliya-i Kiram da mucizenin parçası olan kerameti. Bunu yaratan Cenab-ı Hak. Ne peygamberdir ne evliyadır. Bunu zaten aynı şekilde itikadı bozuk olanlar yanlış anlıyor. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Onlar zannediyor ki insan bir şey yapamaz. Tabii ki yapmaz. Allah-u Teala başka kim yapacak ki? Evliya-i Kiram da peki niçin gösteriyor Cenab-ı Hak? Ha bizim gibi ahmakların aynı şekilde intibaha gelsinler, uyansınlar diye gösteriyor. Çünkü o zatın doğru söylediğini Allah-u Teala olağanüstü haller yaratarak tasdik ettiriyor. Bizim de uyanmamızı temin ediyor. Hadise bundan ibaret. Yoksa o zat ben size keramet göstereyim. Peygamberler de gelin ben size havada uçurayım. Yok öyle bir iddiaları. Cennete götürecek. Allah-u Teala'ya iman etmeye davet ediyor. Dolayısıyla Allah-u Teala isterse dilerse sebepsiz de yaratır. Şimdi şöyle bir soru da akla gelebilir. Şimdi insan bazen siz de anlatıyorsunuz ya yani insanın rızkı mesela ayağına kadar gelir. Gelebilir. Şimdi rızıklar da belli olduğuna göre bunu biz yiyeceğiz bir şekilde yani boğazdan geçecek olanlar belli. Niye çalışıyoruz o zaman? O bizi bir şekilde bulur da gelebilir akla. Şeyde rızıklarını takdir ettim. Mustafa Bey o konu da geniş bir konu da evet. O da anlatılırken mesela sadece insanlarınki değil ki. Yarattığı bütün mahlukatın. Hareket etmeyen canlılar var. Edemeyen. Bütün ağaçlar yerinde duruyor. Bütün aynı şekilde senin ekmiş olduğun buğdaydı, arpaydı, fasulyeydi, pancardı. Onların hepsi yerinde duruyor. Allah-u Teala yağmuru onlara gönderiyor. Ayağına kadar gönderiyor. Musa Aleyhisselam'ın taşın içinde gördüğü böcek gibi yani. Böcek gibi. Hepsi geliyor. Bir de hareket halinde olanlar var. İnsan gibi, hayvanlar gibi. Allah-u Teala da hem insana hem de hayvana. Rızkınıza ben kefilim. Ama ben bir sebep yarattım buyuruyor. Mesela otçul hayvanlar var. Allah-u Teala geniş arazilerde o hayvanların yiyeceği otları yaratıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki onlara. Evet ben sizin rızkınıza kefilim. Yarattım. Ama sen diyor günde 2 kilometre, 3 kilometre dolaşarak onu toplayacaksın arkadaş diyor. Bu sebebe yapışacaksın diyor. O otçular yapışıyor buna. Etçil olarak yaratılanlar var. Etobur dedikleri. Bunlar otobur, onlar etobur. Et yiyor. Ağzına baktığın zaman hakikaten ot koparamaz. Yapısı müsait değil. Allah-u Teala onlara otobur olan hayvanlar senin için rızıktır. Ama diyor koşacağım. Peşinden koş. Ayağına gelmeyecek. Onun için aslanı... O kaçacak, sen kovalayacaksın. Yani. Aslanı, kaplanı aynı şekilde pusuya duruyor. Koşuyor bazen yoruluyor, yakalayamıyor. Bazen yakalıyor. Yani insan içinde buyuruyor ki rızkına ben kefilim. Tarlayı süreceğim. Ondan sonra ticaret için insanların arasına gireceğim. Ondan sonra sabah erkenden uyanacağım. Yollara düşeceğim. Bu sebebi yapışacağım buyuruyor. O işte mağaraya kapanan derviş gibi yani. Derviş olmaz o. Öyle olmaz. Bir de Peygamber Efendimiz çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir buyuruyor. Silahın yok harbe gidiyorsun. Harbe gidiyorsun. O ne güzel bir ifade. Çalışmadan dua eden silahsız harbe giden gibidir. Dolayısıyla bir işin zahmeti ne kadar çoksa rahmet de o kadar çok olur. İbadet yapmanın da bir zahmeti vardır. Bu zahmete katlanan sonsuz nimetlere kavuşacaktır. Zaten ibadetten maksat zahmet ve güçlük çekmektir. Bu da nefse düşmanlıktır. Hazreti Ali'nin buyurduğu gibi uğraşmadan, çalışmadan cennete kavuşacağını zanneden kimse hayale kapılıyor. Çalışarak kavuşacağım diyenin de kendini yorması, ibadet meşakkatini yüklenmesi lazımdır. Yani din büyükleri buyuruyor ki sadece rızık değil ki
cennet de çalışmanın karşılığı. Ya Rabbi bana cenneti ver falan. Ey kulum ibadet et diyor. Tamam. Ben sebebini yarattım. Evet. O sebebe yapış. Ancak şunu ikaz ediyor Ehl-i Sünnet alimleri. Sebepten bilme. O sebebi yaratan, o sebebe güç veren Cenab-ı Hak'tır. Allah-u Teala'yı unutma diyorlar. Hası bunlar böyle. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Zikredelim dost seni, derim Allah, Allahu. İçtim teslim Kevser'i, derim Allah, Allahu. Hannan Allah, ya Allah, mennan Allah, illallah. Hannan Allah, ya Allah, mennan Allah, illallah. Ey Kerim-ü Zülfettah, zikrin fehmiye miftah. Etti gönlümü iftah, derim Allah, Allahu. Hannan Allah, bedendi ya Resulallah. Hannan Allah, illallah. Hannan Allah. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Birisinden yardım istenirken, yalnız ona güvenilirse, onun
Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu düşünülmezse haramdır. Eğer yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu, Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Ölüyü yakmak, ruhu yersiz bırakmak olur. Ölüyü toprağa gömmek ise ruh için bir yer belli etmek olur. Bunun içindir ki gömülmüş olan velilerden ve başka salihlerden faydelenilmektedir. Ölülere yardım etmek de mümkün olmaktadır. Yakılan ölüler için bunlar düşünülemez. Peygamberler ve evliya öldükten sonra bunlardan yardım istemeye meşayih-i izham ve fıkıh alimlerinin çoğu caizdir dedi. İnsan ölürken ruhunun ölmediğini ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler açıkça bildiriyor. Ruhun şuur sahibi olduğu, ziyaret edenleri ve onların yaptıklarını anladıkları da bildiriliyor. Kâmillerin, velilerin, kaddesallahu teâlâ esrârehumül aziz, ruhları diriyken olduğu gibi, öldükten sonra da yüksek mertebededirler. Allahü Teala'ya manevi olarak yakındırlar. Evliyada, dünyada da, öldükten sonra da keramet vardır. Keramet sahibi olan ruhlardır. Ruh ise insanın ölmesiyle ölmez. Kerameti yapan, yaratan yalnız Allahü Teala'dır. Her şey onun kudretiyle olmaktadır. Her insan Allahü Teala'nın kudreti karşısında diriyken de ölüyken de hiçtir. Bunun için Allahü Teala'nın dostlarından biri vasıtasıyla bir kuluna ihsanda bulunması şaşılacak bir şey değildir. Diri olanlar vasıtasıyla çok şey yaratıp verdiğini herkes her zaman görmektedir. İnsan diriyken de ölüyken de bir şey yaratamaz. Ancak Allahü Teala'nın yaratmasına vasıta sebep olmaktadır. Dua eden Allahü Teala'dan istemektedir. Duasının kabul olması için Allahü Teala'nın sevdiği bir kulunu vasıta yapmaktadır. Ya Rabbi, kendisine bol bol ihsanda bulunduğun bu sevgili kulunun hatırı ve hürmeti için bana da ver demektedir. İmam-ı Rabbani kuddise sirruh. Bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Bir insanın şerefi imandan gelir derdi. Onun nasihatini dinleyen talebeler mümin nasıl olmalı diye sual ettiler. Buyurdu: O Allah'tan korkup benzi sararır. Kaçınır her günahtan, emirlere sarılır. Düşünür mahşer günü verecek hesabını, titrer hatırladıkça cehennem azabını. İşlemiş bulunduğu günahlar sebebiyle ayıplar kendisini, uğraşır nefsiyle. İşlediği günahlar üzer ki öyle onu, göremez başkasının ayıp ve kusurunu. O öyle kimsedir ki elinden ve dilinden yanında bulunanlar zarar görmez katiyen. Yine bir sohbetinde buyurdu: Bir insana önce lazım olan şey ermektir tam imana. Yani itikadını, imanını düzeltmek her şeyden daha önce lazımdır insana pek. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin bildirdikleri gibi bir iman lazım ilkin. Doğru iman olmadan insana ahirette cehennemden kurtuluş mümkün olmaz elbette. Hak Teâlâ bizlere eyledi lütfu ihsan,
onun ihsanı ile biz ona ettik iman. Lütfu ile değil de adaletiyle eğer muamele etseydi mahvolurduk hep bizler. Bir günde buyurdu ki, La ilahe illallah. Bu tevhid hürmetine affolur nice günah. Her kim bu kelimeye inanırsa gönülden, imanın bir zerresi verilir ona hemen. O kimse, kalbindeki zerre kadar o iman sayesinde kurtulur cehennem azabından. Bu ümmetin günahı çok olsa da, velakin affı ve mağfireti sonsuzdur Rabbimizin. Zira o 99 rahmet hazinesini bu günahkar ümmete ayırmıştır hepsini. Zira bir hadisinde buyurdu ki o server, La ilahe illallah diyen cennete girer. Bazıları derler ki, düşüp büyük gaflete, insan bir kelimeyle nasıl girer cennete? Halbuki bu cahiller bilmez ki şunu daha, kelime-i tevhidi söyleyince bir defa, dünyada mevcud olan bil cümle kâfirleri affedip de cennete koysalar vardır yeri. Bu büyük kelimenin bereketini eğer bil cümle mahlukatın her birine bölseler, bir güne mahsus değil, ta kıyamete kadar hepsine kâfi gelip doyurur hem de artar. İslam ahlakı. Berika ve Hadika'da dil afetlerinde ve Mecmuaül Enhür'de diyor ki, erkek veya kadın bir Müslüman alimlerin söz birliğiyle küfre sebep olacağını bildirdikleri bir sözün veya işin küfre sebep olduğunu bilerek amden, yani tehdit edilmeden istekle veya başkalarını güldürmek için söyler, yaparsa, manasını düşünmese dahi imanı gider, mürtet olur. Buna küfrü inadi denir. Eğer bunun küfre sebep olduğunu bilmeyip, amden söyler, yaparsa, yine mürtet olur. Buna küfrü cehli denir. Çünkü her Müslümanın bilmesi lazım olan şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür değil, büyük günahtır. Küfr-ü inadi ve küfr-ü cehli ile mürtet olanın nikahı bozulur. Zevcesinden vekalet alarak iki şahit yanında veya camide cemaat ile tecdid-i nikah yapması lazım olur. İkiden fazla tecdid için hulle lazım olmaz. Küfre sebep olan sözü hata ederek, yani amden olmayıp yanılarak veya tevilli olarak veya ikrah, tehdit edilerek söylerse, mürtet olmaz ve nikahı bozulmaz. Küfre sebep olması, alimler arasında ihtilaflı olan bir sözü amden söyleyen mürtet olmaz ise de, bunun tövbe ve istiğfar etmesi ve tecdid-i nikah yapması ihtiyatlı olur. Camilere giden Müslümanın, küfrü inadi ve küfrü cehli ile mürtet olması düşünülemez. Yalnız bu son şekilde mürtet olması düşünülebileceğinden, imam efendiler cemaate, tecdid-i iman duasını, yani Allahümme inni üridu en üceddidel imane ve nikâhe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah okutarak tevbe ve tecdid-i nikah yapılıyor. Böylece la ilahe illallah diyerek tecdid-i iman yapınız hadis-i şerifindeki emir yapılmış olmaktadır. Her zaman her zevce zevcine aramızdaki nikahı tecdid etmek için seni vekil ettim demeli, zevci de bu vekaleti kabul ettim demeli. İmam efendi her cuma namazında duadan sonra tecdid-i iman duasını okumalı, cemaatle beraber söylemelidir. Hepsinin imanları ve nikahları tazelenmiş olur.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşillikler Diyarı, Şirin ilimiz Kastamonu'dan sesleniyorum. Kastamonu Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde dünden içine giremediğimiz İsmail Bey Külliyesi'ne dahil olan İsmail Bey Camii'nin harim kısmındayız. Harim kısmı dikdörtgen şekilde yapılmış. İki tane kubbe var. Biri kıble tarafında, biri de giriş cümle kapısı tarafında. Ortada bir sivri kemerin üzerine iki kubbenin de kasnağı birer ucundan oturtulmuş. Hem benim üstümdeki kubbenin hem öbür taraftaki kubbenin. Bu iki kubbeyi ve üst yapıyı olduğu gibi kasnakları şunu bunu iki tane ortadaki pilpayaya taşıttırmış mimari. Bu da tabii o mimarın bu konudaki bilimsel cesaretine bağlı. Çünkü el cahili cesurun diye hadis-i şerif var. Tabii bu hiç bilmediği şeyi yapmaktır. Bir de vardır ki kendisi biliyordur ama etrafı onu bilmediğini zannederek veya etrafı bilmiyor. Ya bu adam cesaretle bu işi yapıyor der. Halbuki o adam o ilmin bir inceliğini, püf noktasını bulmuştur. O onun için cesaret değildir. İlmi uyguluyordur. Burayı karıştırmamak lazım. Arkamda gördüğünüz gibi yine kademeli İstanbul camilerinde veya Bursa gibi, Edirne gibi camilerde pek rastlamadığımız kademeli, burada Kastamonu'da çok efendim, Şeyh Şaban-ı Veli Camii'nde de aynı şeyi göreceğiz. Kademeli olarak bir mahfiller grubu var. Bu da demek ki burada daha çok ders yapıldığını gösteriyor. Daha çok bilim adamının aynı anda 7-8 gruba birden ders verdiğini gösteriyor. Vaaz kürsüden versin ama vaaz kürsünden bütün umum cemaate tek kişi hitap eder. Burada ise grup grup herkes hangi bilime merak sardıysa veya onun dersini alıyorsa o hocanın bulunduğu bölüme gider. Alt katta mıdır, sağda mıdır, üstte midir, solda mıdır? Onlara göre gider ve dersini orada öğrenir idi. Camiler öyle namaz vaktinden namaz vaktine açılmaz. Burası tam bir eğitim merkezi gibiydi. Her türlü ilimlerin efendim. Evet, şimdi bunları da söyledikten sonra, mahfilleri size gösterdikten sonra ben yavaş yavaş minbere doğru gideceğim. Minberi nasıl yapılmış, mihrabı nasıl yapılmış, caminin ön tarafı nasıldır, kürsüsü nasıldır, onları şöyle bir sıradan geçirelim. Bu camide olan bir farklılık var, onu anlatacağım size efendim. Şimdi minberin yanına geldik. Minber burada, benim anladığım kadarıyla tık tıkladıktan sonra verdiği sese göre bunun alçı olduğu yahut da tuğladan yapılıp üzerinin alçı kaplandığı kanaatı bende hasıl oldu. Evet, silmeler mermer minber silmelerini aynı andırıyor ama bendeniz bir mermerlik anlayamadım. Kayıtlarda da minberinin ne olduğu hususunda ben bilgiye rastlayamadım. Belki benim elimdeki dokümanlar buna kafi gelmedi. Bunu da itiraf edeyim. Yine bunun da kasabadaki Saray Camii'nin mihrabında yapıldığı gibi lambirisi var görüldüğü gibi efendim. Yani buraya lambiri istemez ki. Bırakın kendisi açık dursun ve böyle boyalar, efendim badanalar olmasın. Bunlar inşallah önlenecek efendim. Ben öyle ümit ediyorum ki 3-5 sene içerisinde böyle tarihi camilerimizdeki sonradan yapılan boyaların hepsi çok güzel müdahalelerle kaldırılacak. Teknik müdahalelerle. Aman kimse kendi başına "Oo, bu çok kötüymüş, bunu kaldıralım" demesin. Bir de dışarıdan "ya hocam al şunu bir yere sür" diye evinde artmış olan yarım kilo kutu boyayı getirene de "kardeşim götür, kime verirsen ver, bizim camimizin ihtiyacı yok" denmesini bekliyoruz. Pencereleri görüldüğü gibi yenilenmiş. Duvar kalınlığı 130 santim civarında. Kesme taştan yapılmış bir yapıda da böyle bir duvar kalınlığı olması gayet normal. Hani kesme taş diyeceksiniz? Yok ki kesme taş efendim. Görünmüyor ki. Caminin içerisi de maalesef bunların sıvandığı, boyandığı gibi tamamıyla sıvanmış. Zannederiz ki burası tuğla duvar. Niye yaptınız? Bakın vurdukları sıva bile karşıdaki taşı bırakmış, arada boşluk sesi veriyor. Buradan geldik mihrabına. Mihrap da aynı şekilde alçıdan yapılmış. Çok sade bir mihrap efendim. Üzerindeki motifler namaz kılanların ön tarafına geldiğinde dikkatini dağıtmayacak şekilde yapılmış bir mihrap. Üzerinde tarihi pek yazılar yok.
Bu görülen levha daha sonradan yazılmış havası veriyor. Aynı şekilde kıble tarafındaki pencere diğeriyle eş. Bunlar sonra arasına bir şey atılmış, bir hatıl atılarak biraz daraltılmış. İşte soğuk mu geldi, ısıtamadılar mı, nedendir bilmiyorum ama bu caminin ısıtma problemi olmayacağını zannediyorum. Neden diyeceksiniz, onu söyleyeceğim efendim. Şimdi gerçi soğuk günlerde daha ufak bir yerde cemaat namaz kılıyormuş ama ben bu camide ısıtma problemi olmayacağını zannediyorum. Bu da vaaz kürsüsü efendim. Vaaz kürsüsü eski görünüyor. Fakat ne kadar eski onu da ben kestiremedim. Şöyle böyle bir 2-3 senelik olabilir. Çünkü aynı o zamanın eskisinde yapılmış bir hali görünüyor. 2-3 senelik de olsa hayli ilim adamı gelmiş. Burada cemaatine güzel güzel bilgiler vermiştir. Onlara da buradan rahmetler diliyoruz. Şimdi bu caminin iki yanında imaretin bazı unsurları var. Külliyede bir imaret geçiyor ama nerede? Yok. O imaretin unsurlarından mutfağı sizlere göstermek istiyorum. Caminin içinden mi? Evet, caminin içinden göstereceğim efendim. Caminin içinden. Buradaki orijinallik bu. Ve bu mutfağın caminin ısıtılmasında da kullanıldığını zannediyorum. Yani bacasından çıkan dumanla beraber caminin içine de bir sıcaklık verme sisteminin kurulduğunu zannediyorum. Belki de tavandan ısıtmaydı. Ama şimdi eline malay alan müdahale ederse bu tip güzellikler kayboluyor. Ondan sonra çözemiyoruz. Ah vah deyip dizlerimizi dövüyoruz. Şimdi gidelim imarete efendim. İsmail Bey Camii'nin bitişinde bulunan imaretin ocak, mutfak ocağı ve fırın kısmına geldik. Bu görülen yer imaretin ocağıdır. Tabii bu ocak burada ama burada yemek pişiren insanların biraz daha böyle yukarı çıkmış gibi, yani zemin döşemesi sonradan yükseltilmiş gibi bir hava var. Ve yüksekçe de bir bacayla çıkışı ta yukarılara, caminin kubbesine kadar, kubbesinin üstüne kadar verilmiş. Verilmiş ama camiye bitişik olduğu için caminin ısınması fırının ve ocağın dışarı çıkan dumanının sıcaklığını almak suretiyle sağlanmış. Güzel bir düşünce değil mi efendim? Duvardan ısıtma. Duvardan ısıtma. Şimdi tabii buranın caminin içinden bir girişi var. Var. Ama yani patates, soğan, kiler hemen bunun bitişindeki odada. Onun buraya getirilmesi için bir kapı yok. Şuradaki pencerenin kapı olduğu eskiden söylenmektedir. Bunun simetrisinde de caminin yine böyle bir alan var. Boş bir alan. Ocak yok, fırın yok. Orası da yemek yeme yeri olma ihtimali, hatta taphane olma ihtimali çok kuvvetli. Bu usta kayıtlara rastlamadık ama alışılan bu. Bu caminin iki yanında böyle imaretin iki unsuru bulunmasından dolayı halk arasında heybeli cami. Hani iki tarafında heybe olur ya efendim. Tabii camiye heybeli derseniz caminin ortadaki kısmı da yani heybenin atıldığı bir hayvan gibi olabilir. İfade doğru değil ama halk bunu safiyane söylemiş. Hakaret etmek için söylememiş. Heybeli cami diye. Dolayısıyla orada imaretin yemek yeme salonu olduğunu bendeniz zannediyorum. Orayı da sizlere göstereceğim. Burada şimdi ocağı gördünüz. Şöyle biraz daha geriye gidiyorum. Ve burada fırını görüyoruz. Fırında hazır efendim. Yani hemen bir hamur yoğrulsa, bir de o iki de odun atılsa, bu fırında hemen ekmek pide pişecek durumda, hazır bekliyor. Şimdi kullanılmıyor tabii. Kullansa da olabilir. Böyle yerlerin kullanmasında fayda var. Ama herhalde cuma günleri cemaat fazla olduğunda bu alan tertemiz tutulmuş. Çok iyi bakmışlar. İlgililer temizlemişler. Buralarda zannederim cemaat fazla olduğunda namaz kılınıyor. Şimdi bir de o taphane kısmını görelim. Taphane ne demektir onu da orada sizlere anlatayım. Ondan sonra da bugünkü programımızı noktalamaya çalışalım efendim.